Yadan da. Ama biz özellikle bir 5 gün boyunca çok hızlı sonuç alıyoruz bazı olaylarda. Bu da aslında sevindirici. Biz adaletin yerini bulması için yardımcı oluyoruz. Emre Yıldız biliyorsunuz kız kaçırmıştı. 12 gün sonra da cesedi bulunmuştu. Ve onun yanında yani Cansu'yu kaçırdığı ilk andan itibaren yanında olan Kadir Bekçi'nin önemli itirafları oldu bize. Ve Emre Yıldız'ın şüpheli ölümünün bir anlamda cinayet soruşturmasına çevirdi. Kadir Bekçi'nin cinayet itirafının ardından Cansu ve Cemal Çakmak dışında Aziz Yağmur da gözaltına alınmıştı biliyorsunuz. Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığındaki 4 isim hafta sonu adalet önünde hesap verdiler. Cemal Çakmak, Emre Yıldız'ı kasten öldürme suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi. Aa, çok güzel. İnşallah orada da sevgili izleyiciler, adaletin kefesi yeniden dengelenmiş oldu diyelim. Çünkü adaletin kefesi dengelenmemişti, dengelenmiş oldu. Gizem Gündoğdu'nun haberini kameraman Necat Yıldız görüntüledi. Neler oldu, nasıl tutuklandı, gelişmeleri şu özetleyelim size hemen. Öldürüp oraya attılar. Emre Yıldız kız kaçırdı. 12 gün sonra uçurumun dibinde ölü bulundu. Kardeşinizin cansız bedeni baskına uğradıkları o evin hemen civarındaki 12 metrelik uçurumun dibinde bulunuyor. 11 Ağustos 2018 günü gerçekleşen olay sonrası tüm gözler Emre'nin o gün yanında olan arkadaşı Kadir Bekçi'ye döndü. Emre Yıldız'a seslendim. Ses vermedi. Telefonla aradım. Telefonu kapalıydı. Kadir, doğruları konuş. Sen konuşursan her şey çözülecek. Ancak Kadir Bekçi günlerce ser verdi, sır vermedi. Kaçırdıkları Cansu ve ağabeyi dışında o gün kimseyi görmedim, duymadım dedi. İşte ağabeyisi geldi. Çamanın sesini duyunca Emre Yıldız buradan hemen fırlata oldu. Göremedim yani. Şimdi vurduğunu da göremedim. Ama vicdanının sesine yenildi. Cinayeti Didem Arslan Yılmaz'a itiraf etti. Kadir gerçekleri, her şeyi söyledi, itiraf etti. Kadir Bekçi, o barakayı Aziz ve Cemal birlikte bastı dedi. Cinayetin ayrıntılarını anlattı. Kuntenin içinde oturuyordu. Cemal ne? Her camın yanı sırada Aziz vardı. Bu adam kenarda bir şey fırlayınca kapının önünde dövüşmeye başladılar böyle köpük falan. Emre'nin mahvedilmiş sesi duydum. Emre yavrular gittiler. Emre'yi götürdüklerini gördün mü? O açıklamaların ardındansa Kadir Bekçi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınıp Tokat Reşadiye'ye gönderildi. Şu anda emniyetten geldiler, dışarıda bekliyorlar. Tamam. Ben Kadir'e eşlik edeyim, beraber dışarı çıkalım. Kendimi çok rahat hissediyorum. Şimdi ailesi de perişandı. Konuşmanın çok doğru bir şey oldu. Size teslim ediyorum. Çok önemli itiraflarda bulundu beyefendi. Kolay gelsin. Kadir, sen emniyete artık. Emniyetten arkadaşlar geldi. Artık bundan sonra iş... Emniyette. Yapılan operasyonlarda Cansu ve ağabeyi Cemal Çakmak'la Aziz Yağmur da gözaltına alındı. Cemal işte Kadir'in itiraflarından sonra şu anda jandarma Cansu ve abisi Cemal'i gözaltına almaya geldi. Şu an önümüzdeki araç jandarma var içerisinde. Ve Cemal Çakmak'la Cansu Çakmak'ı evinden aldılar yayınımızın akabinde. Şu an ilçe jandarmaya doğru hareket ediyorlar. Biz de onların peşinde takipteyiz. Kadir Bekçi'nin 2,5 yıl sonra gelen itirafları ardından 4 isim de Reşadiye Adliyesi'ne getirildi. Cemal Çakmak, Emre Yıldız'ı kasten öldürme suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi. Evet, Cemal Çakmak, Emre Yıldız'ı kasten öldürme suçundan tutuklanarak Tokat Çamlıbel Kapalı Cezaevine gönderildi. 7 gün sonra duruşması vardı Emre Yıldız'ın şüpheli ölümüyle ilgili. Böylece bu tutuklama sonrasında bir kez daha söylüyorum, adaletin kefesi yeniden dengelenmiş oldu. Çünkü Kadir Bekçi'nin itirafları çok önemliydi. Konuşmaya çok zor karar verdi ama konuşması da önemliydi, sağ olsun. Gerçekler umarım çok net bir şekilde, daha da farklı bir şekilde ortaya çıkar.